Annem, kolay gelsin. Sağ ol kızım. Neler yapıyorsun sen böyle? Bunları bir besler edelim. Hı. Baksana güzel kurumuş. Hepsi Evdeki öyle güzel. kurumuyor bu sene hanım. Nedense havanın herhalde değişikliğine. Şeyden mi, Özellikle. nemden dolayı mı Nem acaba? nem nem. Örttüm de üstüne o sene. Nemden Olmuş. dolayı nem oldu muydu? Öyle. Muhakkak bazıları siyahlaşıyor, siyah oluyor şöyle. Tatlıyı gördüm bir şey olmaz. Olmuş öyle nar olsun. Olsun Mars. Anacığım bakın arkadaşlar, bu arada kanalıma, videoma hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Gördün mü kurdu yani. Kendimizden insan olmadan çoğu çocuk. Kim bir küçüğü yaz gerisin ne yedin diye zebil olmasın diye. Yediyen onu seriyen oraya. Öyle Yardım anacığım. edelim ona. Böyle bak, bir incir vardır. Annem topladıkça bana da gönderdi, ablama da gönderdi. Gönder. Annem Böyle gönderdi bu kalanını sene da bu bir. şekilde annem kurutmuş, değerlendirmiş. Hani bu şekilde Bunu da bestel edeceğiz. bestel yapacağız. Bestelini Kışa. şöyle seviyoruz. Kışa zeytin zamanı tarlaya götürdüğümüz zaman yufka ekmeğin içine dürüm yapıp yemesi çok güzel oluyor. Ondan öyle Tarlada oraya yapalım. geçiyor, hora geçiyor yani, öyle diyelim. Böyle O ondan yüzden. edelim koyalım diyelim. Hazır olsun diyelim. Aynen anneciğim. Şimdi sizlerle beraber şöyle bestel yapacağız. İncir bestelimizi yapacağız arkadaşlar. Annem bunları dediğim gibi fırsat oldukça kurutmuş. Burada poşette de var. Şöyle bakın. Şey, yapışkanı içine geçmiş poşetin. Aç annem. Yapışmış ama. Şu şeyleri. Onu öyle götürmüş. Şöyle Güzel. güzel. Daha güzelmiş Bu daha beyaz kurumuş bu. bakın. Annem kurutmuş, böyle poşete katmış, dolaba koymuş. Şimdi de reçelini yapacağız. Şey, bestelini yapacağız. Bestel deriz biz buna. Yaşına reçel deriz. Kurusuna da bestel deriz arkadaşlar. Güzel. Annem bu şekilde evin başına seriyor. Üstüne de cibindirik örtüyor. Yani sinek falan çokmasın diye. Bu sene de çok sinek olmadı annem. Nedense bu sene kara sinek yoktu bizim burada. Öyle mi? Ha, bu Ha, sene yoktu. doğru, dediğin gibi hiç öyle Hiç yok. eskisi gibi öyle Sivrisinek var. oturduğum yerde durutmazdı kara sinek. Sivrisinek var. Kara sinek yok bu sene. İki Ha. üç gün önce sıcak onda telden içeri şey yaptılar kapıya. Hı. Hiç olmadı bu sene. Nedense atılan ilaçların faydası oldu. Belki de. Bir de Öyle. sivrisineklere faydası olsa, gece hiç olmasa klima açmak Ha. zorunda kalmayız da. Öyle. Klimayı da Kara açtık da mı sinek yok. hasta ediyor bizi, sineklerden korusun diye üflemeyi açıyoruz. Gene de şey etmiyorum. Evet. Tel açın. Kapının pencerelerin şeyini açın. Teliniz varsa öyle iyi olur. Şimdi Niye? arkadaşlar, sizi ben tripota koyayım. Şöyle annemle beraber incirlerimizi hemen ayıklayalım. Buraya da düzenimizi kurduk. Dışarıda yapacağız. Kara tencerede pişireceğiz. Ağdasını falan kara tencereye şöyle koyacağım. Dışarıda yapacağız bu şekilde canlar. Ağzını kapatayım. Evet. Sizleri tripoduma yerleştireyim. Ben aracımın kenarına oturayım. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Acık ben de hava değişiminden hasta oluverdim. Geçirmedi daha. 3-4 gündür grip Havadan gibiyim aldım. havada. Bu da sağ attı. Ha. Burası yayla ya. Ha, şunlara bak. Mum gibi sapsarı kız Ha, olmuş işte bunlar. öyle. Geçen sene böyle bir yerden tatlısı güzel Demin bak. bıçak getirdiydim ama. Sen dişine gitmez onu ye de bir tadına Ha, şimdi yemiyorum. Hadi sonra ye. Bıçak getirdiğim buraya koyuyorum. İçim sanki şey gibi tat tat. Ben de yemiyorum öyle. Annem bile bunu hafif böyle çok kurumadan yaşkene yapıyor. O yaşları da difrize koyuyor. Böyle difrizden çıkardığında, hani 2-3 günlük o içindeki suyu attı, kuruduktan sonra, o zaman da çok güzel oluyor. Şekersiz oluyor. Kendi şekeri yeterli oluyor zaten. Aynen. Güzel oluyor. Yumuşak kalıyor. Dayanamadım, attım lazım. Şunun altı yanına tabii bir şey olmuş. Belki ıslanmış hanım altı. Islanmış mı şey mi? İşte. Şey Şeyse geçmiş, dadı şey geçmiş altına. dadı diye işte. Islak dediğim o. Ha, evvel ondan alalım. Kalırsa bundan kalsın. Olur. Maşallah çok güzel. Bunu kokunu yemiş oldu. Ona baksana. Yapış yapış tatlı. Bir de evin üstünde ya da alınacak.
Geçen sene derenin kenarından da topluyordum. En aşağı bir paket topluyordum 2-3 gün evi. Bu sene olmadan ama o şeyler yetişti. Para mı yedi, ne yediyse kalanında herhalde karga, kuş yiye gari. Hı hı. Vardır şimdi onun başında bakmışsa bulacak. Bu yeterinden anlayacağım. Bakalım az sonra bir dolaşalım varsa. Dolaşalım. Hadi ben bir daha gelene kadar incirler geçer gari. Bayağı geçmiş çünkü incirler bitmiş artık. Sen bir daha gelene bulamazsın gari. Evet. İyisi mi? İyisi mi? Şimdi az sonra bir dolaşayım incirleri toplayayım varsa. Turşuluk şey var mı diye onu soracaktım diye sen unuttum işte. Az sonra dolaşanım. Olanından götürüp dolaba bu. Şey diyen o karayemiş de var mı diye soracağım. O da gitmemişti. O karayemişin turşusu geçen gün, geçen sene ettiğin götürmüşün yememişsin. Yememişiz. Niye? Karıştırık ana. Şeylerin arasına çıktı bir baktım. Aa, tadına baktıydım. Karayemişin turşusuymuş. Okulda mı? He. Burada okulda mı? Değil işte evde. Evet. Ondan sonra okula götürdük şalgam suyu gibi çok hoşumuza gitti. Kızlar da çok sevdiler. Biraz acılı olmuş. Bayağı bir acılı olmuş. Vallahi acı sevenlere çok güzel oldu. Ben de çok sevdim. İlla kara yemişin turşusu daha güzel. Bak üzümünki o kadar olmuyor. Erinki de o kadar olmuyor. Onların turşusu da hani sirke şey oluyor ama kara yemişin turşusu çok güzel oluyor. Tekliyorsa da yazayım oraya gideceğiz gidelim bakalım. Öyle pazarda mazarda bulsam o kara yemişten alacağım da o pazarda falan da yok onlardan. Eski yemişlerden olduğunda. Yok. Yok. Bir gün deyze diyelim. Evde karşı diyelim. Var mıdır kim bilir? Gelir. Geldiğinde gidelim. Herhalde az çok olur. Gitsem o yalır. Geç oluyor değil mi? Gidelim ablara. Yalnız hayır sakın gitme onlara. Senin gitmeyin değil mi? Dereden bile çıkalım. Hayır. Gitmeyiversek ne olacak be? Bir daha geldiğinde olursa diyeceğiz sorumuz da bakalım. Ama o kadar şey olsa yetiyor. Bir boş. Bu sene de etmeyi vereceğim. Teyzemden. Teyzemin kara inciri oluyor. Ta şeyde sizle beraber her sene, geçen sene, evvel sene sizle beraber gidiyoruz. Topluyoruz, yeniyoruz, yapıyoruz ya. Yeri uzak olduğunda annem de tavırları hani bir yalnız, turşu için gerek yok. Boş ver. Yalnız gitmenin. Yalnız da değil. Boş ver. Gitmenin. Bayağı aralım. Bakalım olursa. Ne zaman varsa var der zaten bize. Geçen sene de var başında bakın diye. Merk gitmek istemedim uykuyu selam atacak. Uykuyu bırakamadı. Bugün sözde Antalya'ya gideceğiz. Arkadaşıyla buluşacak. Gelecekte ne olsa gelmeyecek istemiyor. O zaman buluşsun. Pazar günü cumartesi evde olması işte lazım. Ben akşamdan öyle dedim de illa akşamdan gideceğiz işte. Öyle dediydim. Bir yol uykudan aralaşamadı bir yol. Yatsın. Ben de ha. Oğlum dedim bak kaldırıyorum dedim mi dedim. Sonra kaldırmadı demedim. Tamam da diyebilmiyorum galiba. Biraz çok ayakta olacak onlar da. 2 saat 3 saat otobüste geçecek. Buradan otobüse geçene kadar akşam gideceğiz işte. Eski yine, sinekler olmasa da yine de gelme bak. Var. Bu datlığın şeyine. Ha datlıya geldiler aynen. Şimdi biz bunları şey yapacağız. Şöyle bir sudan geçireceğim ben bunları. Şöyle bir suya bandıracağım. Hafiften. Ondan sonra şerbetini içine atacağız. Şöyle biraz küçültüyoruz. Bu şekilde. Şöyle mesela annem şu şekilde açmış kurutmuş ya bunu şöyle ayırıyorum. Bu şekilde. Mesela bu bir incirden bu şekilde annem açmış. Şöyle buradan bölüyorum. Bu şekilde küçük parçalar haline getiriyoruz. Bunu kuruttuğunda çok hava nemli değilmiş. Değil mi? Bu çok nemli değilmiş. Beyazmış. Bunu kuruttuğunda açık hava nemliymiş. Bak bu beyaz olmuş. İllaki Antalya şey oluyor ya nemli oluyor illaki. Bir sürü. Bir de çok gevretmeden bastırıyor ya. Çok gevretmeyenin de evin üstünde yanı getirmeyle en iyisi var.
Bunlar da bayağı kuruyup duruyor. Karalağın aşağı tarafına koyuyorsun, kaymasın diye orada duruyor be. Ne var? Siyahlar öyle aşağı tarafında şey seriyelim. Kaydırmaz, kaymasın, kaymasın diye. Bir ara serirdim, kaymış aşağıya var. Ondan beri kaymıyor herhalde. Emeği yok yanım. Bir şey konmuyor, yüksek de kuruyor, iyi. Bak bunlar az nemli. Böyle işte pazara vardım. Bugün bilen değil hanım, bembeyaz şöyle incirler. O bana demek şey, ki anne yayla yerde kuruyup bence. Böyle etmiş. Bir de şöyle tutumlu tutumlu öyle tuttuğunda oraya bastırmış. Satıcının önünde maşallah dedim. İncirler bembeyaz nasıl kurutmuşlar dedim. Sizin oranın inciri bu dedi satıcı. Acaba dedim ben vallahi bak sizin oranın inciri bu dedi. Burada çok çıkmamış ben bak yerde. Çocuğun yemekleri var. Şöyle hazırlayıp koyacağım diye. Şimdi yengem onda 200 miymiş diye. 200 lira bir balya zaten bir sığırın önüne koyar. 200 lira mıymış balya ha? Şey işte yünce balyası. Allah Allah. Onun iyi şey özelliği varmış. Ama işte o gari yarı ye diyorlar yamalar. Allah Allah. Şimdi işte öyle edeceğiz çocukmuş. Sen var mı bilmeyen olacak otur. Şeyden ya. İşte Malı Antalya'ya gitti herhalde orada. Herhalde. Evet. Şey var bir yol düşsün dek geldi dön derdi. Kızım dedim şey böyle böyle dedim. Niye diyeceğim diyeceğim otur şurası erincik dedi. Onlar alacağını alacaktır dedi gezecektir dedi. Gene de en iyisi dedim ben burada oturayım. O zaman gittiğimiz yer değil. O zaman şey var. Diyeceğim Şaban'ın kızı da şey dedi. Sünnet düğünü edecekler diye bir amana Halil'in karısı da ona bir şeyler ama geldi şimdi. O zaman endi abamla gitmişiz siz ben önce de o da var beğer oğullarda. Yenge ben de dedi ona yardımcı olayım diye geldim dedi. Sünnet düğünü düğünler oldu. Sen de oturup duruyordun orada alışveriş merkezinde ha? Oturuyordum galiba ben aşağıda. Yoruldum kızım dedim. Onlar ta yukarıda dedim. Ben orada olayım dedim onlara dedim. En iyisini etmişim dedi. Otur dedi bak. Seyrettir dedi. Geleni giden dedi. İyi dedim ver. Orayı ne yaz, oraya çık yaz, orayı ne yaz, oraya çık yaz. Çocuklar istediğini alacak ha. Ben niye dedim. Eski kocağı değil mi? Öyle dinlemiyor fazla. Ben ona dedim. Bir daha gençlerin olduğu yere pek gitme. Neyse ben seni yaşlıların olduğu yere götüren o zaman. Bulmuş. Niye denildin ki? Yaşlı. Deniz kenarına götüreyim ben seni. Bir piknik yapalım. Bir yer çıktığında. Bir yer çıktığına gideyim yanına. Ne bileyim bu sene hiç bir yere gitmedim de gidesim de yok. Sen o yaş vardı öyle mi oluyor ne bileyim de. Yengem öyle diye oradan iniyoruz merdivanda. Yengem ne oldu diyeyim ben inip çıkamayan. Ben de öyle diyen diye hangimiz o zaman diye. Ben diye bu sene de inip fazla gezerim. Çalışıyor şimdi bak işte karşıtlarla. Domuz parçalamış onu. O da onu üzülüyor işte. Herkes üzülüyor. Anam bir emek çekiyorum, emek çekiyorum. Sıradan giriyor herkesin mahsulünü talan ediyor. Herkes gülüm gitmiş hanım. Herkes gülüm. Herkes günü mahvetmiş. Beklemesek hiç yapman. Ne zaman gelmiş de ne zaman etmiş. Ya biz var iken ağırcıma kaçmış. Ya da biz gitmişiz gelmiş. Yapacak bir şey yok. Sizi büyütmüş yani. Büyütmüş gari. Bile bile büyütmüş. Şimdi şöyle incirlerimizi ayıkladık arkadaşlar. Şimdi ben ocağın altını yakacağım. Orada şerbetini kaynatacağım. Şerbetini kaynattıktan sonra bir miktar kaynayacak. Ondan sonra bestelini yıkayacağım. Ondan sonra bestelimizi de ilave edeceğim içine. Ben bir çekeyim canım. Çekeceğim mi? Ne kadar geliyor? Kiloya koyacağım. Ha, bir tartayım. Tartayım da ona göre şekerini ayarlayayım.
Bu lastikler de çıra yerine geçiyor. Ha. Annemin çırası. Bir de o siyah sandık var ya, onu alalım diye. Sarıdan götüre koyuldu, onlar pek şeyini bilmiyor. He, onlar da aynı çıra gibi yanıyor değil mi? Onu bir kıyıyorum ben öyle, birer fındık sobada tutuşturuyorum. Hmm. O iyi oluyor o da. Tatlı topu doldurmuşum, ben de kışın bir kıyacağım. Şimdi soba yakarken hep aranıyor bunlar. Hmm. Annem böyle lastikleri tarladan, eskiyen çürüyen lastikleri illa ki şöyle eline alır. Anam en gerçekten denger bu. Dur, altını bir yakayım da düzelteceğim. Şöyle 2 su bardağı daha suyumu ilave ediyorum. Şöyle erisin. Bir 15 dakika kadar kaynasın bu şekilde. Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika kaynatalım. Şimdi şöyle incirlerimizi, şerbetimiz kaynarken incirlerimizi bir güzel yıkayalım. Şöyle ilistire koyalım. Böyle çok fazla da bekletmeyeceğim yalnız. Hemen şöyle bir suya bandıracağım, çıkartacağım. Çok fazla şekeri falan gitmesin. Çok yumuşamasın hemen. Hemen incirin şöyle rengi çıktı suya. O yüzden hemen çok durutmadım zaten. Hani çok iyice yumuşamasın suda. Şimdi şöyle incirlerimizi yıkadık. Çok fazla suda durutmadım arkadaşlar. Şöyle tozu varsa gitsin diye. Gördüğünüz gibi şöyle çok kara olanları gördükçe alıyoruz. Onlar birazcık nemden dolayı o şekilde oluk. Şöyle birazcık süzülsün burada. Suları süzülsün şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle limon tuzu böyle yarım, nasıl diyeyim, 4-5 tane falan diyeyim size. İri ise 4-5 tane, küçük bir ise 5-6 tane. Yarım çay kaşığına yaptım belki de. Limon tuzu koydum. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi şöyle altını geçivermiş. Altını bir yaptım arkadaşlar. Bu şekilde kıvamı. Şimdi incirlerimizi katalım.
sırrınızı çıkaramak için değil mi? Şöyle. İncirlerimizi kattık arkadaşlar. Yıkamıştık incirlerimizi. Suyunu süzüldü. Bu şekilde de şöyle bir kaynadıktan sonra 2-3 dakika kaynayacak. Ondan sonra hemen indireceğim. Çok fazla kaynatmayacağım. Sen bembeyaz oldu. Evet. Şöyle yakından da göstereyim size. Şöyle. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra bir 2-3 dakikada öyle kaynatacağım. Ondan sonra çok fazla kaynatıp eritmeyeceğim. Evet. Şimdi şöyle 2-3 dakika kaynadı artık. Şöyle gördüğünüz gibi sapsarı mum gibi oldu incirlerimizi. Artık incirlerimizi indiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi incir pestilimiz oldu. Şöyle bir yarım saat bekleteceğim ben bunu. Öyle sıcak falan katmama gerek yok. Vakumlatmama gerek yok. Şöyle bir yarım saat beklesin. Ondan sonra kavanozlara katıp kaldıracağız canlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yarım saat falan oldu ben ocaktan alalı incir bestelimizi. Artık kavanozlara katacağım. Şöyle birazcık soğusun, ben kavanozlarıma katana kadar sizlere göstereyim şu şekilde. Kenara koyayım. Aslında bunun içine badem, susam falan da katsanız olur. Bu sefer katmadım. Ben bu şekilde sade yaptım. Şimdi şöyle kavanozlarımıza katalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sağlıcakla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi benim pestillerim oldu. Şöyle 5 kavanoz pestilim çıktı. Bu kadar da kaldı. Bunu size ilk başta katmıştım göstereyim size diye. Şöyle kıvamı bu şekilde oldu pestilimizin. Hafif daha ılık. Birazcık daha soyunca birazcık daha koyulacak. Gördüğünüz gibi. Antalya'da genelde bu şekilde arkadaşlar. Pestil çok sık yapılır. Muhakkak her yaz annem kurutur bu şekilde. Muhakkak pestil yaparız canlar. 5 kavanoz incirimiz çıktı. Şimdilik bu kadar. Annemin biraz daha kurutulmuş inciri var. Onu başka bir zaman yaparız. Taze taze yaparız.
Bu arada ellerim de kara tencere, adı üstünde kara tencere, ellerimi de kararttı, yıkadım ama çıkmadı. Bu şekilde canlar. Bugünkü videom böyle olsun. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.